İlk önce sizin aracılığınızla bizi bu göreve layık gören Arpaçaylı hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. İki dönemdir bize inançlarında zerre-i miskal kadar bir sapma yaşamadılar. Allah Arpaçaylı hemşehrilerimize sağlık, sıhhat ve huzurlu bir ilçede yaşama imkanı nasip etsin bundan sonra. Çünkü Arpaçay gerçekten Türkiye'nin ve Kars'ın en huzurlu ilçelerinden biri. Bununla beraber tabi Arpaçaylı hemşehrilerimiz bizi bu göreve ikinci dönemdir layık görüyor ama bu arada teşkilatıma da sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Onlar da beni aday göstererek hem Arpaçaylılara hem teşkilatıma hem Sayın Cumhurbaşkanıma karşı benim arkamda durdular. Arpaçaylı hemşehrilerimiz de bu teveccühü karşılıksız bırakmayarak ikinci dönem bizi seçtiler. Tabii birçok çalışma yapıldı. Arpaçay'da şu kesin ve net, göreve geldiğimiz 2014 yılından bugüne kadar Arpaçay'da yapılamayan birçok şeyi başardık ve yapmaya çalıştık. Da yapmaya da devam ediyoruz. Ve bunu yaparken de Arpaçay Belediyesi'nin bütçesinden bir kuruş dahi para harcamadık. Tamamıyla hibe yoluyla yaptık. Peki biz bu hibe yolunu nasıl açtık? İşte dediğim gibi bizi bu göreve layık gören teşkilatımız, başta Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanımız, milletvekilimiz, il başkanımız, ilçe teşkilatlarımız bizim arkamızda dik durdu. Sayın Cumhurbaşkanımız da her zaman olduğu gibi teşkilatına vermiş olduğu önemi, değeri bizlere de göstererek bizler de hükümetimizin imkanlarını en iyi şekilde Arpaçaylı hemşehrilerimize yönelik kullanmanın yollarını aradık. Bursa Büyükşehir bize bu anlamda ciddi destekler sundu ve Arpaçay içerisinin park çalışmalarının tamamını Bursa Büyükşehir gerçekleştirdi. Şu an son aşamada Atatürk Parkı hem Gazi Mustafa Kemal'a yaraşır hem ilçeye yaraşır şekilde düzenliyoruz. Ve Allah nasip ederse de Cumhuriyet Bayramı'na da bu parkın bütün işlerinin tamamlanmasına yönelik çalışmamızı da sonlandıracağız. Bununla beraber sadece bu değil. Arpaçay'ın giriş çıkış yolları, Arpaçay'ın sosyal alandaki ihtiyaçları, mahalle araları, yani Arpaçay Belediyesi'nin 30 yılda yapmış olduğu yolun en az 4 katını biz ilk dönemde ve şu an ikinci dönemin ilk çeyreğinde becerdik ve başardık. Bununla da çok mutluyum, huzurluyum. Gerçekten bu aziz insanlara hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Rabbime binlerce defa hamd ve senalar ediyorum ki beni bu insanlara hizmetkar etmeyi layık gördü. O yüzden dediğim gibi yani Arpaçay'da daha birçok yapacağımız işler var. Hayvan pazar yerimiz var. İşte şu an başka büyük projelerimiz var. Umarım 2021'in ilk yazında da bunları gerçekleştiririz. Daha yaşanılabilir, daha güzel bir Arpaçay'ın, Arpaçaylıların emrine hazretmenin yollarını arıyoruz. Şu anda da dediğim gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün parkının da son çalışmalarını yaptık. Hem ilçemize hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e layık bir park oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan da bütün Türkiye'de yaşayan Arpaçaylı hemşehrilerimizi bu Leylaklar Diyarı Arpaçay ilçemize davet ediyor. Hepsine saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Şu anda da park çalışmalarının da son aşamaya geldik. Bu çalışmada da Bilgin Usta'mızın bize ciddi anlamda destek ve katkıları oldu. Eksiklerimizi tamamladı, bilmediklerimizi yani bize yaparak gösterdi. Bu anlamda ilçem ve hemşehrilerim adına Bilgin Bey'e de bu parktaki ve öteki parklardaki yapmış olduğu değerli çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz teşekkür ederiz. Hürmetlerimi arz ediyorum.